Bu sene ikinci kupamız da geldi. Kızlarımız sağ olsunlar bizleri hiçbir zaman minderlerde mahcup etmiyorlar. 27-28 Şubat 2016 tarihinde Ordu'da yapılan U23 Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Trakya Birlik Spor Kulübü'nün şampiyonluğu ile son buldu. Bayan güreşinde kızlarımız bu sene biliyorsunuz Edirne'de yapılan Türkiye bayanlar Büyük Bayanlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak Edirne'ye bir Türkiye şampiyonu kupasını getirmişlerdi. 24 takımı mücadele ettiği Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'na yapılan zorlu maçlar sonrasında 2 birincilik, 2 iki ikincilik ve 4 üçüncülük olarak 70 takım puanıyla Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü birincilik kupasına, 62 puanla Yalova Altınova Tersaneler Kulübü ikinci ve 46 takım puanıyla Burdur Emniyet Spor Kulübü üçüncülük kupasına sahip oldu. Bu sene ikinci kupamız da geldi. Kızlarımız sağ olsunlar bizleri hiçbir zaman minderlerde mahcup etmiyorlar. 24 takımın katıldığı şampiyonada Trakya Birlik Spor Kulübü'nden 53 kiloda Kamele Aliveya ve 55 kiloda Elif Yanık birinci, 63 kiloda Sinem Topçu ve 69 kiloda Dilara İnce dayı ikinci, 48 kiloda Büşra Görmüş, 58 kiloda Leman Gurbanov, 60 kiloda Esra Kara ve 70 kiloda Ayşegül Özbeg'e üçüncü olarak toplamda 70 puanla Trakya Birlik Spor Kulübü şampiyonluğu elde etti. Ee, Ordu'da 27-28 Şubat tarihlerinde e, Ordu'da, Türkiye e, U23 bayanlar Türkiye serbest güreş şampiyonası yapıldı. Şampiyona ile ilgili açıklama yapan Trakya Birliği Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, Trakya Birliği Spor Kulübünün bayan güreşinde Türkiye'nin en büyüğü olduğunu, Edirne'de yapılan Büyük Bayanlar Şampiyonasından sonra 23 yaş ve 6 bayanlar Türkiye Şampiyonasında da gösterdiğini belirtti. Yücel, hedeflerini sadece Türkiye'de değil, Trakya Birliği ve Edirne'nin sesini bayan güreşinde Avrupa'da, dünyada ve özellikle 2016 yaz ayında Rio'da yapılacak Olimpiyatlarda madalya getirerek duyurmak olduğunu söyledi. Tabii bunda erkek takımımızda, Trakya Birlik olarak hem erkeklerde hem bayanlarda katıldık. Erkeklerimiz güzel maçlar çıkardılar sağ olsunlar ama bayanlarımız yine Türkiye Şampiyonası'nda bir tarihi daha yazdılar. U23'te takım olarak bayanlarda tekrar e, Türkiye Şampiyonu olduk. E, tekrar demeyeyim aslında geçen sene e, U23'te ikinciydik. Bundan iki seneden beri büyük bayanlarda İzmir'den şampiyonluğu almıştık. Hem İzmir'de onları yenmiştik hem bu ne de yenmiştik. Tabi bu sene İzmir takımı komple Yalova'ya geçti. Yalova iddialıydı bu sene büyük bayanlarda. Ordu'da da iddialıydılar. Onlardan geçen senenin şampiyonundan şampiyonluğu bu sene aldık. Kızlarımız U23'te de yani genç bayanlarda da Türkiye şampiyonu oldular. E ee, tabii hepimiz çok sevinçliyiz. Hatta onları söyleyelim. E, bu şampiyonada kızlarımız e, iki tane e, ikincilik, iki tane birincilik, dört tane de e, üçüncülük elde ettiler. E, 69'da Dilara İnci Dayı, Türkiye ikincisi oldu. 48'de Büşra Görmüş Türkiye üçüncüsü. 58'de Leman Kurbanov Türkiye üçüncüsü. 53'te Kemal Aliyeva Türkiye şampiyonu oldu. 55'te Edirne'li kızımız Elif Yanık Türkiye şampiyonu oldu. 60'ta yine Edirneli kızımız Esra Kara Türkiye üçüncüsü oldu. 63'te yine Edirneli kızımız Sinem Topçu ıı, Türkiye ikincisi oldu. 75'te Ayşegül Özbey'e Türkiye üçüncüsü oldu. Kızlarımız tekrar ıı, en başarılı maçlar çıkararak Türkiye'nin en büyüğü olduğunu tekrar kanıtladılar. Bu Edirne'miz için hayırlı uğurlu olsun. Fakat biz burada yetinmiyoruz. yani Bizim için artık Türkiye bitti. Şimdi büyük kızlarımız, büyük bayanlarımız e, en son İsveç'te milli takım olarak kamptaydılar. E, şimdi tek hedefimiz Avrupa Şampiyonası var önümüzde ama, ama en büyük hedefimiz olimpiyatlar. İnşallah olimpiyatlara ne kadar çok Trakya Birlik sporcusu gönderebilirsek, Edirne olimpiyatlarda bir madalya getirebilirsek biz e, hedeflerimizin çoğuna ulaşmış olacağız. Ama hedeflerimiz bitmez Trakya Birlik olarak. Hedefler hiçbir zaman bitmez her şeyin en iyisini, en büyüğü olmak için çabalayacağız. Tabii bundan çabalar sadece kızlarımız minderde ve bizlerin çabalarıyla olmuyor. Destekle oluyor. Bize en büyük desteği veren en başta Sayın Edirne Milletvekilimiz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Rafet Sezen'e, Genel Müdürümüz Adnan tekçe, Yönetim Kurulumuza, bu ayrıca desteğini esirgemeyen Güreş Federasyonu Başkanı ve Edirne'de sağ olsunlar Edirne Spor İl Müdürü Serhat Bey'e teşekkür ediyoruz. İnşallah daha büyük başarılara, daha büyük şampiyonluklara görmek ümidiyle diyorum. Kızlarımı tekrar alınlarından öpüyorum hepsini.